Yani bir an hepimizin hayatında çok önemli yeri vardı. Nasıl böyle olabiliyor? Bugün çok daha iyi anlıyorum. En önemli unsuru herhalde hepimizin gördüğü, sadece biz gazetecilerin, iş arkadaşlarının, yol arkadaşlarının değil, halkın da gördüğü şey gülümsemesiydi. Eksik hissediyoruz kendimizi. Yani onsuz başlamak bir güne, bir haftaya, bir yıla çok zor. Belgesel çekeceğiniz biliniyor, Mehmet Ali Birand'ın belgesini çekecektiniz birlikte. Bununla ilgili bundan sonra ne olacak? Yani aşağı yukarı hazırlamıştık zaten. Çekimleri bitirmiştik. Çok uzun bir söyleşi yapmıştık. İşte kitabı çıkarmıştık. Birkaç yurt dışı çekimimiz kalmıştı. Onlara gidecektik. Olmadı ama onsuz yapacağız. Peki onunla... Hayatımda ilk defa, benim tanıdığım Birand ilk defa buraya arabasıyla gelmedi. Arabasını değiştirdi. Başka bir arabayla geldi. Hep buraya gelirdi, şuradan iner giderdi. Bugün onun arabasının olduğu yerde. Görüyorsunuz işte. Anlatılacak bir şey yok ki artık. Biz Birand'ın hastaneye gittiğini bilmiyoruz ki. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Çünkü o her zaman böyle gider, gelir. Çok hoyrat bir toplumda yaşıyoruz. Bazı insanlar bazı insanları sevilmiyormuş gibi takdim ediyorlar. Ama o ölüm geldiği zaman arkasından bıraktığı iz gösteriyor ki biz yalan bir dünyada yaşıyoruz. Yani bize anlatılan insanlar aslında toplumun kalbindeki, gönlündeki insanlar değil. Mehmet Ali hep herkese bence bu dersi verdi. Sosyal paylaşım sitelerinde yazılan bazı şeyleri görünce çok içim burkuldu. Çok üzgünüz arkadaşlar. Ailemizden bir ferdi kaybettik. Ya. O kadar üzgünüz yani. Yıllarca bize emeğe geçmiş bir abimizi kaybettik. Meslek büyüğümüzü kaybettik. Bizim kaybımız önemli değil ama Türkiye gerçek bir gazeteciyi kaybetti. Öyle garip bir şekilde uyandım ki sabah. Yani bir gün böyle bir günü, yani sabah evden çıkarken de onu düşündüm. Yani bu günü de mi görecektim? Çünkü 32. günle büyüyen bir kuşağın çocukları olarak, hani 69 doğumlu bir adam olarak, işte benim yaş grubumu çok iyi bilirim. Öyle bir dönemden sonra hiç ulaşamayacağınız bir insana, size gençliğinizde Türk siyasi hayatını, Türkiye'nin gündemini, dönemini anlatan bir adamla mesleğe ilk başladığınız yıllarda Number One TV döneminde Mehmet Ali Birand sayesinde televizyonculuğa başladım. Bir daha kaldıralım. Biraz sürelim gelsin. Oturma da o yer. Biraz sürelim gelsin. Arabanın önünde.